saç tasarımı nedir? Kimlere uygulanabilir? Kadınlar en çok hangi kalıcı makyaj uygulamalarını tercih ediyor? Son dönemde erkekler arasında en popüler bakım trendleri neler? Ben bunları söylerken gülüyorum, kusura bakmayın. Tüm sorularımızı yanıtlamak üzere güzellik uzmanı Didem Özkan bizlerle. Hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Sizinle ilgili çok güzel şeyler duyduk biz. Siz buraya gelmeden önce de izleyicilerimizin de çok sevdiği ve beğendiği birisiniz. Çok daha doğrusu fikirlerine kıymet verdiği. Teşekkür ederim. O yüzden geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ben de çok Az önce oldum. Böyle bir gülme tuttu. Beni böyle gülme tutuyor bu konularda. Kusura bakmayın. Çünkü genelde böyle erkekler çok kendilerine bir şey yaptırdıklarının bilinmesinden çok fazla hoşlanmazlar ya. Evet. Ya sizin mesela size nasıl gidip çıkıyorlar çok merak ya, ediyorum. Bununla ilgili hani dakikalar yeter mi bilmiyorum ama o kadar çok eğlenceli ve keyifli sohbetler oluyor ki çok çok güzel Tabii. hikayeler var ama şöyle bir şey var ki aslında erkeklerin de çok bakıma ve kendilerini iyi hissetmeye ihtiyacı var. Son dönemlerde çok seviyorlar. Aslında gizli gizli yapıyor birçoğu. Eşi, sevgilisi, arkadaşları duymasın. İşte hemen sabah erken geleyim gideyim, akşam iş çıkışı geleyim, kimseye söylemeyin gibi talepleri doluyor. Ya niye oldu biliyor musunuz? Bence yaşımız bence benzemiyor ama yine de bizim zamanımızda metroseksüel diye böyle bir tanım yakaladınız mı bilmiyorum o terimi. Yani. O dönem böyle çok böyle sanki bir suçmuş gibi değil mi? Böyle yani metroseksüel erkek falan gibi hani bakımlı değil mi? Evet gözleri korkutuldu erkeklerin de o yüzden yani işte manikür yani demeyeyim manikür pedikür olarak söylemeyeyim ama tırnak temizliğine, el temizliğine, cilt bakımına falan dikkat eden erkeklerin Kesinlikle. Sanki böyle yani böyle erkeklerin bakıma ihtiyacı yokmuş gibi bir algı yaratılmaya yani çalışıldığı için aslında. Yani onu daha çok aslında bakımın kişilikle, karakterle, hayata bakışla ve duruşla ilişkilendirildiği bir durum oldu evet. ama aslında ben hep şunu söylüyorum. İyi hissedersen iyi görünürsün, iyi görünürsen çok çok daha iyi hissedersin. Erkekler ne kadar mutlu ve iyi hissederse kadını da çok mutlu ediyor. Ne güzel. Yani ben 9 yıldır sektörde özellikle erkeklere ağırlıklı hizmet veriyorum. Benim gözlemim o oldu. Şu ana kadar da gayet yerinde ve olması gerektiği gibi ilerliyor. Ama talepler konusunda bence kadınları sollayacak yakın zamanda. Yani benim tecrübem en azından o yönde. Öyledir herhalde büyük bir ihtimalle. Şimdi burada biz özellikle ilk konu başlığımız kaş tasarımı olsun istedik siz de kabul ederseniz Tabii eğer. Ki. Benim de böyle ben genelde izleyicilerimiz biliyor, siz biliyor musunuz bilmiyorum ama benim kaşla ilgili sıkıntım var. Çünkü ben işte... Hep bunu böyle uzun uzun da anlatırım aslında normalde. İlk kez bak yine yıllar sonra yine konusu açıldı anlatasım var öyle söyleyeyim. Bizim böyle zamanımızda ince kaş çok modaydı. Hı hı. Hatta böyle Ebru Gündeş'in böyle incecik kaş. Daha kavisli. Değil mi? Evet evet. Keman mı? Rejiden öyle bir şey geldi. Öyle değil de böyle kavisli kaşlar modaydı. Hatta böyle o zamanın çok kabul gören, güzel kabul edilen yani kime göre neye göre demek lazım. Tabii ki evet. modelleri, mankenleri de yurt dışındaki modeller, mankenler de inceydi, kaşlarını inceltiyorlardı. Biz de böyle onlara bakıp işte böyle olsun, böyle olsun filan diye. Hatta siz de biliyorsunuzdur kaş aldırmaya gittiğiniz zaman filan öyle ince ince yapılır, temizleniyor Aynen. yani altlardan alınsın, evet, evet, biraz kavis yapılsın. Evet, benimki küsen kaş cinsiymiş, küstü yani yapacak bir şey yok. Başka. Ben bir sürü insanda görüyorum hala tekrar çıkıyor gür gür bir şekilde küstürmemişler. Ben küstünce tabii ki yine buna bir çözüm bulmak istedim. Çünkü bir zaman sonra hemen o kavis kaşın arkasından da ben burada çok konuşurum beni kesin. Kavis kaşın arkasından da hemen böyle daha kalın doğal kaşlar moda oldu. Oradan oraya dönmek kolay değil. Yani Hatta dönen ne kadar şanslı tabii ki. Kolay değil. Ben dönemediğim için de o zaman tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Şimdiki gibi merkezlerde bilen birileri tarafından değil de tamamen tırnak şeyin içinde bir merdiven altı değildi tabii ki ama kimse de yanlış anlamasın. Kuaförlerde yapılan bir uygulamaydı bu. O dönemler bu, çok miyim? Spesifik uzmanlık alanı değildi aslında. Değildi herhalde. Yani işte kalıcı makyaj artık çok yeni trend bir uygulama ama kaş aslında kendi başına kişinin ifade unsurlarından ben biri. Temel. Çok iyi biliyorum. Yani gözler ve kaş. Çok iyi. Ben bakın ben çantamda kaş kalemi olmadan sokağa çıkamıyorum. Ben sizi çok takip iyi. Ediyorum. Ha, yani makyaj esnasında da hani kullandığınız ürünleri de biliyorum. Bana Hazal ya da Hidayet makyaj yaptığında her şey çok güzel ama ben eğer kaşı kendim yaptıysam bambaşka bir insanım. Böyle insanlar zaten bugün biraz yorgun mu görünüyorsunuz falan. Hayır kaşımı ben kendim boydum o yüzden öyle o görünüyorum. O zaman müsaade ederseniz ben biraz kaş tasarımının Lütfen. İnceliğinden bahsedeyim. Lütfen. Kalıcı makyaj ifadeyi çok değiştiriyor kesinlikle. Çünkü zaten tamam. iletişim üçgeni diye bir şey vardır. Sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii. İlk tanıştığınız insanın alnına, gözlerine ve buruna kadar olan o dudağı kapsayan üçgene bakarsınız. Evet. Dolayısıyla kaşı ne kadar sağlıklı, dinamik ve canlı ve yoğunsa genç deriz. Çünkü yaşlandıkça kaşlar dökülür. Hmm.
Dolayısıyla daha genç, daha sağlıklı. O yüzden biz böyle kalınlaştırmak isteriz kaşımızı. İşte bir dönem çok ince kaşlardan ya da genetik sebeplerle veya birçok hastalık sebebiyle kaşını kaybeden kişilerin kaşı çıkmıyorsa ve şekil veremiyorsa ve malzeme olmadığı için kalıcı makyaj hayat kurtaran bir uygulama. Hanımefendilere yapılan uygulamalarla beraber artık erkeklerin de biraz ifadesini değiştirmeye ihtiyaçları oldu. Ben de bu anlamda biraz erkek arkadaşlarımıza yol arkadaşlığı yapıyorum. Onların işte çoğu zaman yaptığımız tasarımlarda kalıcı olarak bir daha kaşlarını aldırmak zorunda kalmamaları çok büyük bir konfor. Çünkü birçok izleyicilerimiz de biliyordur. Kaşını sürekli aldırır berberlerde erkekler. Evet, hatta görüyorum. Çaktırmazlar. Bir görürsün sen kaşını mı aldırıyorsun? Benim berberim alıyor ya ben çok aslında istemiyorum. Makineyle geçti ama bozuldu. Hemen düzeltiyoruz. Evet kesinlikle bir tasarıma, planlı bir alıma ihtiyacı var ama sürekli aldırmak değil. Yani öyle bir şey yapalım ki bir daha da aldırmasın, çıkmasın dediğimizde yeni yöntemler. Dünyada gold standart olan uygulamalar, işte özel epilasyon teknikleri, bir daha alınan yerden kaş çıkmasın. Hatta bazen hanımefendiler diyor ki hani bana kalıcı makyaj yapıyorsunuz ama şu altlardan da çıkmasın sürekli aldırmayayım ona da yapabilir miyiz bir şeyler dendiğinde kaş tasarımı kendi içinde inanılmaz bir harmoniyle şu anda trendleri kovalıyor hale geldi. Kalıcı makyajın dışına çıktı. Özellikle iş insanlarının çok dikkat ettiği bir uygulama. Tabii ki. Erkeklerde özellikle yöneticiler, avukatlar, öğretmenler, birebir temas halinde olan kişiler biraz daha üzgün görüntüden kurtulmak istiyorum. Daha güçlü görünmek istiyorum. İşte kaşımın ortasında tüy var. Herkes bana çok garip bakıyor. Şu tek kaştan kurtulabilir miyim? Nasıl yapabiliriz? Ama hani sürekli de aldırdım anlamasınlar. Aslında bunlar hep böyle kendi içinde farklı noktalara getirdi. İşte kaş tasarımı aldı. Başlı başına bir meslek haline geldi. Ama söylediğiniz gibi zaten çok etkili. Sizin de söylediğiniz inanılmaz. Gibi işte ilk gördüğünüz zaman böyle gözlere ben yani geldiğinizden beri merhaba dediğimizden beri gözlerinize bakıyorum yani sadece gerçekten doğru söylüyorsunuz. Peki mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Erkek kadın arasında farklar neler oluyor genelde? Şöyle erkeklerde genellikle kaşı çok fazla ve dağınık oluyor. Onlar alınsın güzel yüzüme uygun anatomik bir tasarım olsun ve bir daha aldırmak zorunda kalmayayım. Başlıca gelme sebepleri bu. Tamam. Orada biz tasarımını yapıyoruz yüzünün anatomisine uygun. Ondan sonrasında özel epilasyon teknikleriyle birkaç seansta bir daha kaşı çıkmıyor. Ve sanki hep kaşı öyleymiş gibi bir algı. Ama şöyle bir sorun da var. Birçok erkekte de mesela genetik sebepler kaşının çok daha seyrek olmasına sebep biz kadınlarda olduğu gibi. Veya saç kıran toplum içinde bilinen bir isim alopesi areata hiç saçı yok, kaşı yok. Beyefendi diyor ki yani bir ifadem olsun bir şekilde bir baktığımda mimik yapabiliyor olmak istiyorum diyor. Bu zaman yine kaş tasarımına ihtiyaç duyuyor. İşte o zaman bilinen bu microblading, kalıcı makyaj uygulamalarından destek alıyoruz. Hanımefendilere yaptığımız uygulamada aslında daha çok olmayanı yerine koymak. Çünkü bizler hep işte daha çok olsun, daha yoğunluk olsun. Orada da trendler devreye giriyor. İşte dağınık mı kaş istiyor, kavisli mi istiyor, pudralama tekniği mi, kıl tekniği mi? Derya deniz aslında çok şey anlaşılabilir ama. Yani çözümü var her şekilde kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle var. Kesinlikle. Daha önce böyle bir işlem yaptırmış bir insana müdahale etmek sizi zorlayıcı bir şey mi peki mesela? Aslında bence çok daha kolay. Çünkü kişinin bir isteği var. Daha öncesinde bir talebi olmuş. Çünkü bazen ihtiyacı olan danışanımıza bunu anlatmak da zor olabiliyor. Defans gösterebiliyorlar. Yani istiyorum ama hani güvenilir olur mu? Ya kalırsa hep bir daha sildiremezsem korkusu. Tabii doğru anlatmak lazım ama yapılmış bir uygulamada eğer memnuniyetsizlik varsa bunu silip tekrar yapmak çok daha kolay. Peki mesela trendlerden bahsettiğiniz için soruyorum. Evet. Erkeklerde trend oluyor mu? İlk gelen isim Burak Özçivit. Fotoğrafıyla gelinip tabii Didem Hanım bu kaş bana olur mu? Çünkü Burak Bey'in birkaç fotoğrafında özellikle ben de çok artık ezberledim. Şöyle kısık bakışları, gözler daha keskin, kaş daha düz ve daha... cool bir havası var o fotoğrafın. Bizim böyle kadınların da bir ara kullandığı model tabii, bir kaş bu var. Ben şimdi Burak Özçivit deyince gözümün önüne geliyor ancak kaşları gelmiyor. Bıyıklı bir fotoğrafı var çok bilinen. Bıyıklı olan. Bıyıklı bir fotoğrafı var. Hatta bir televizyon dizisinde de. Evet dizide oynuyor tamam. Tam hatırlayamıyorum ama mesela o fotoğrafla geliyorlar. Hatta direkt böyle bu kaşı bana yapar mısınız diyorum ki yani evet sizin yüzünüzde bu ifadeyi yansıtacak bir kaş yapabilirim ama. Bu yüze sahip değilsiniz. Ya da bu saça. Saça evet, da var çünkü yani kendisi. Dolayısıyla hani Burak Özçivit gibi çene hatlarına, yüz hatlarına sahip olmadığınız için aynı kaşı olmaz ama aynı ifadeyi verecek
başka bir tasarım mümkün. Ya da işte çok fazla mesela çene hattıyla geliyorlar. Şimdi benim de çenem böyle olur mu? O zaman tabii estetik ve plastik cerrahlara yönlendiriyoruz. Aa, bir kaş tasarımı değil, bir yüz tasarımı söz konusu. Oraya aslında gidiyor çünkü kaşını yaptınız mutlu, bu sefer diyor ki çenem de biraz sanki geride. Sonra saça geliyor, işte saçlarım çok seyrek, ne yapabiliriz? Aslında baştan sona böyle kaşla başlıyor ama genelde de şöyle bir incelik var. Gelen erkeklerin %90'ını kadınlar getiriyor. Güzel. Kadın erkek fark etmez, yine bir şekilde böyle kalıcı makyaj uygulaması yapmaktan kaynaklı herhangi bir sağlıksal endişesi olan insanlar var mı? Ya da şöyle, konuşuluyor mu? Kalıcı makyaj aslında dediğim gibi doğru, dokusal bir zarara doğru sebep ve diyor. Uzman tarafından yapılırsa zaten sağlık uygulamalarının da bir parçası. Mesela kanser sonrasında memesi yok olan bir hanımefendinin memesine meme ucu areola yapıyoruz medikal pigmentasyonla. Kemoterapi görmüş, kaşlarını tamamen kaybetmiş. Yine medikal pigmentasyon çerçevesinde kalıcı makyaj yapılıyor. Ama burada kullanılan boya çok önemli. Yapan uygulamayı, uzmanın hangi derinliğe indiği, tıbbi gereklilikler içerisinde çalışıp çalışmadığı önemli. Bu da işte akredite olan uzmanlara işleri yaptırmak lazım. Mutlaka belgelerinin olduğunu kontrol etmek lazım. Hani hep genelde şöyle bir algı vardır. Kolay ulaşılabilir, çok popüler. Hayır. Bazen pahalı ve fazla arasındaki farkı çok iyi dengelemek lazım sağlık söz konusu. Çünkü öyle bir alandayız ki biz Burcu Hanım. Güzellik sektörü sağlık sektörüyle aslında sırt sırta ama yanlış anlaşılırsa da böyle bıçak üstü bir sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü çok daha derin bir yapıya indiğinizde kalıcı bir hasar bırakabilirsiniz. Doğru yerde çalışırsanız çok keyifli. Kalıcı bir makyaj, işte güzellik, işte şey gibi düşünün. Sizin makyajınız çok güzel bugün, inanılmaz hoşsunuz. Ama belki masmavi bir far sürselerdi, kıpkırmızı bir allık sürseler bir an şunu söyleyebilirdik. Yani çok güzel ama bir şey yanlış, tamam, okey. Gibi. Yok, tamam. Tamamen aslında yaptığımız iş bu alanda oynamak. O yüzden bence izleyicilerin de bu işe acaba ihtiyacım var mı diyenlerin önce ne hissettiği önemli. İhtiyaç hissettiği anda bir uzmana sorsunlar. Doğru bilgiyi alacakları birçok alan var zaten, bloglarda yazıyor herkes. Sence fiyat performansı, ben bir uzman olarak öneririm ki hani çok ulaşılabilir, aman dikkat. Zaten yorumlarla biraz daha hani hepimiz öğrendik, 12 yaşında kız çocuğu bile artık kalıcı makyaj, dip liner, dudak renklendirme evet, biliyor. Biliyorum. Muhteşem işler çıkartan çok kişi var. Orada biraz böyle hani hassas noktada gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.